Mutlu akşamlar. Adana Ziyaspor ile karşınızdayız. Adana Ziyaspor'u bu haftayı konu Şanlıurfa 1. amatör küme takımlarından Badalı Gençlik Spor Kulüp antrenörü Sayın Sabri Karademir hocamız olacak. Sayın hocamızla bugün bitti denilen ligi konuşacağız. Kritik Eyüp Spor maçının değerlendirmesini kendisinden alacağız. Sabri hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum, sağ olun, sizler iyisiniz. Teşekkür ediyorum hocam. Kritik bir maçtı bu hafta biten maç. Evet. Eyüp Spor maçı 1-1'lik skorla sonuçlandı. Hı hı. Duygu ve düşünceleriniz hocam alırsak eğer. Evet, aslında çok önemli bir maçtı bizim açımızdan. Evet. İlk maçı da biz çok farklı bir şekilde kaybetmiştik. Kırmızı kart yemiştik ilk maçta 25. dakikada. Evet. 4-2 gibi farklı bir skorla mağlup olmuştuk. Tabii sporcuların üzerinde o psikoloji vardı. Evet. Onu atmamız gerekiyordu. Liderdik. Haftalar sonra, 14 hafta aradan sonra liderliğe oturmuştuk. Evet. Liderliğimize devam ettirmek istiyorduk. Evet. Sporcular hazırdı. Müthiş bir maç bekliyorduk zaten. Evet. Çoğu spor camiasında zaten maçın kritiği konusunda herkes hemfikirdi. Evet. Müthiş de bir taraftar vardı buradan. Taraftara çok teşekkür ediyorum. Evet. Her kesimden orada vardı. Bölgeselliğinden, Karaköprü yöneticilerine, Karaköprü Belediye'nin, diğer kulüplerden, Virarşehir'den gelen, evet, Bozova'dan gelen, bütün ilçelerin antrenörleri, başkanları da oradaydı. Evet. İstediğimiz sonuç oldu mu? Olmadı. Evet. Ama harika bir maç. 90 dakika mücadele. Hiç oyun bir dakika bile durmadan harika bir 90 dakika. Eyüp Spor'u da tebrik etmek istiyorum. Gerçekten müthiş bir mücadele gösterdiler. Evet. Şayet Eyüp Spor bu mücadeleyi daha önce yapmış olsaydı ben şu anda Eyüp Spor'un puan farkıyla lider olacağını da ben inanıyordum. Müthiş bir mücadeleydi. İki, evet, takımı da tebrik ediyoruz. Üzüldük tabii. Evet. Keşke olmasaydı. Bırakılan 2 puan. Aslında tabii şöyle bir durum var hocam. Bozova Belediyespor'un bayi geçtiği hafta. Evet. Bozova'dan da gelen vardı çünkü maçı izleyenler vardı. Tabii tabii. Yani takım halinde gelmişlerdi. Hı-hı. Şimdi puan, yani bayi geçtiği bir hafta 3 puan cepte düşünürken, evet, sizin maça odaklandı. Bütün, hı-hı, herkes sizin maça odaklandı. Onun baskısı da var mıydı sizde? Mutlaka var. Özellikle sporcu kardeşlerimizde. Kesinlikle. Çünkü puan tablosuna baktığınız zaman işte Bozova Amatör.org diye bir site var. Evet. Bütün takımların puan durumunu gösteriyor. İşte oraya tıkladığınız zaman Bozova Spor 34 puanla, biz 31 puanda görünüyorduk. Evet. İkili avarajımız iyi Bozova'dan. Bozova Belediye burada 1-0 bizi yendi. 2-0. Biz orada 2-0 almıştık. Bu maçı alsaydık 34-34 olacaktı ve bizim önümüzdeki hafta biz hükmenimizi alacaktık. Daha almamışız. Evet. Birecik'le maçımız olmayacaktı. Evet. Çok rahat bir şekilde. Sonra Virarşehir İdman Yurdu, işte TİGEM geliyor. Telekom çok, yani fikstür avantajı bizdeydi diyebilirim. Bozova'ya göre. Çünkü Bozova da Eyüp Spor'la oynayacak. Tabii ki. Küme düşme potasında 3 takımla oynayacak. Genç Karakeçiler, evet, Yeni Hal Spor ve Eyüp Belediye Spor'la maçları var. Son haftada deplasmanda Eyüp Spor gibi güçlü ve fizik kapasitesi yüksek bir takımla mücadelesi vardı. Cimrisli. Biz dün maçı almış olsaydık yani %80 işi bitirmiştik. Evet. Öyle düşünüyordum. Aynı puanda olmak rağmen, yani aynı puan olmasına rağmen. Tabii yani ki şu şekilde ikili averajlar devreye giriyor lig sonunda. Evet. Belki şu anda puan durumundan şey değil. Gol averajı yüksek olduğu için Bozova Belediyesi bizde üstün görünüyordu. Evet. Ama sezon sonunda iki takımın eşitliği durumunda puanlar. Evet. İkili averajlar devreye giriyor. Ve ipi göğüsleyen taraf biz olacaktık. Bitti mi? Bitmedi tabii ki. 4 hafta var. 12 puan var. Evet. Her takım takılabilir. Hatta ve hatta mesela bizde şu anda 3. sırada bulunan Eyüp Spor ve hatta 4. sırada bulunan Telekom Spor'un bile halen iddiası devam ediyor son 4 haftaya. Evet. Çünkü puan durumları çok enteresan. 34 puan Bozova Belediye, 32 puan da biz Badalı Gençlik, 30 puan da Eyüp Spor ve 28 puan da, yine 28 diyeceğim, muhtemelen Genç Karakeçiler maçına hükmen 3-0 galip kapatacaklar. Evet. Böyle bir durum da söz konusu. Aslında ben burada ASKF'yi de tebrik etmek istiyorum. Evet. Sebebi ise cumartesi günü çok kritik bir maç Viranşehir'de. Viranşehir eğitim gücüyle Çamlıdere Spor müsabakasını cumartesiye verdiler.
Evet. Diğer grubun kafaya oynayan iki takımı kritik bir maçı, derbi niteliğindeki maçı pazara verdiler. Yani aslında Urfa'daki vatandaşlarımız, spor severler iki gün boyunca futbola doydular. Doydular yani, kesinlikle. Ben mesela Viranşehir'de müthiş bir atmosfer vardı. Taraftarıyla, yönetimiyle. Kaymakam maça gelmişti, ilçe milli eğitim müdürü gelmişti. İlçe başkanları geliyor onların. Kesinlikle. Tıklım tıklım oluyor. Çok güzel bir ortam vardı. Hatta meşaleler falan yakıldı. Çok güzel bir ortam vardı. Ben sevindiğim nokta neydi? Hiçbir taşkınlık olmadı. Hiçbir olay olmadı. Ufak tefek olaylar oldu ki o da futbolun doğasında olan. Onlar, evet. Sizin keza sizin maçta da öyleydi. Hani ufak tefek olaylar olur. Ya kart da çıkılabilir ama taşkınlık yoktu. Evet. Bu beni mutlu eden taraftı. Ben bu konuda ASKF'yi de tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Yani özellikle Eyüp ve Badır maçını eğitim gücüyle Çamlıdere maçını çok güzel organize ettiler ve çok güzel bir fikstürle karşımıza çıkarttılar. Yani. Kesinlikle İl Tertip Komitesi ve Halil Durmaz, yanlış değilsem şu anda maç programlarını yapan güzel. Halil Durmaz, İbrahim Halil Durmaz hocama teşekkür ediyoruz. Müthiş bir ambiyansla yakalandı. Evet. Biz Halep'le Bahçe'de oynarken belki hatırlarsınız kum sahada. Biliyorum. Oradan maçlar oynadığı zaman sahne etrafı tıklım tıklım olurdu. Aynen. Oradan geçen herkes oturur maç izlerdi. Dün ben onu gördüm. Dün sahanın etrafı ve türbünler tıklım tıklımydı. Benim hoşuma giden şey, üzüldüm. Gerçekten bir bir olması beni üzdü biraz ama hoşuma giden taraf iki takımın da o taraftarı futbola, spora doyurmuş olması beni çok mutlu etti. Gerçekten hiç saha içerisinde ne bir hile ne bir hurda, ben kendimi yere atayım, ben maçı kazanayım, ben 80. dakikada çok açık bir futbol, 75. dakikada biz golü attık ve 90 dakika boyunca da mücadele ettik. Hiçbir sporcumun zaten ahlakı değildir maç soğutmak, işte ben burada 3 dakika yatayım, 2 dakika yatayım, 1 dakika yatayım. Müthiş bir maçtı. Evet. Yani gerçekten taraftar doydu. İnşallah amatörde bu tarz maçlar devam eder. Çünkü herkes memnun kaldı. Telefonlar da aldık o konuda. Evet. Tebrik ediyoruz iki takımı da gerçekten. Aynen. Biraz önce mesela şeye değindiniz. Halep'li Bahçe'deki o kum sahada, aynen, pazar günleri futbol ambiyansı vardı. Müthişti. Bir o atmosferi vardı. Bütün arabalar işte sahaya dönük şekilde dururlardı. Evet. Yani insanlarımız, vatandaşlarımız o zaman arabadan çıkmazdı. Maçını izlerlerdi. Evet. Çok güzel bir atmosfer. Dün de keza aynı şekilde vardı. Ya gerçekten çok güzeldi. Yani kalite vardı. Ki ben bence bana sorarsanız bu yıl Şanlıurfa'da amatör futbol birinci amatör dağıtıyor. Yani kalbi orada atıyor. Niye böyle oldu? Şimdi süper amatörde küme düşen takım bir tane olduğu için şimdi süperden bir takımı düşündüler. Evet. Kimse takım kurmadı. Yani takımın üzerine gitmedi, işte ben oyuncu alayım, ben transfer yapayım, şampiyon olayım. Çünkü onlar da biliyorlar ki süper amatördekiler, ben ne kadar transfer yaparsam da yapayım, playoff'a kaldığım zaman ne benim Büyükşehir Belediyespor'u ne de Siverek Belediyespor'u yenme gibi bir şanslarının olmadığı kanısında olduklarından dolayı kimse transferlere yönelmedi. Yönelmeyince de küme düşen de bir takım, zaten fikstür çekilirken herkes dedi yani kimdir en zayıf halka? Gençler Birliği veyahut Karaköprü Spor dediler. Evet. Nitekim Gençler Birliği şu anda 9 maçta 1 puan toplamış. Bu sebepten dolayı şampiyonluğa oynayan birinci amatör takımları müthiş kadro kurdular. Kimler kurdu kadroyu mesela? İlk senesi olmasına rağmen Ferhat Uzun, Viranşehir Gücü yani Telekom Spor, Bozova Belediye Spor, Badırlı Gençlik Spor, Çamlıdere Gençlik Spor, Viranşehir Eğitim Gücü. Baktığınız zaman Eyüp Spor çok mütevazi bir takım ama işi bilen, koşan, mücadele eden bir takım. Neredeyse birinci kümede 7-8 tane takım. 75. yılı katarsak işin içine, Haran Ova Spor'u katarsak işin içine 10 tane kafaya direkt oynayan takım çıktı birinci amatörde. Evet. Seyir zevkinin yüksek olmasının sebebi budur. Çünkü futbolcu piyasası birinci amatörde toplandı. Aynen. Evet. Kesinlikle öyle. Bir de şöyle bir durum var. Mesela şu an bahsettiğiniz takımlara ben şöyle bir gözümün önüne getiriyorum. Sizin takımdan başlayayım. Evet. Öğretmen öğrenci kaynaşması var. Dayanışması kesinlikle var. Abi kardeşlik ilişkisi var. Hı hı. Keza aynı şekilde Bozova Belediye'de bu kaynaşma var. Doğrudur, bu durum evet var. Aynı şekilde eğitim gücü zaten proje takımı diye düşünüyorum. Ben evet, şahsi fikrim proje, eğitim projesinin takımı. Bu güzel bir şey. Kötü bir şey değil arkadaşlar. Hı hı. Yani bu futbolun bir araya getirilmesi, Viranşehir'de futbolu daha çok nasıl cazip hale getirebiliriz? Nasıl daha çok güzel hale getirebiliriz? Evet. Bunun gayreti içinde. Tebrik ediyorum buradan Süleyman hocamızı ve eğitim gücü yönetim kuruluna, ekibine, hocalarına, hepsine evet tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Böyle bir ekip çıkardıkları için karşımıza. Çamlıdere Spor aynı şekilde öğretmen ve genç sporcularla, öğrencilerle bir araya getirmişlerdir. Evet. Ben sizin takımınıza tekrar dönmek istiyorum hocam. Şimdi
Sporculardan bahsettik. Ben şimdi sporculara şimdi bakıyorum da listeye. Semih ve Nurettin hocamız var. Doğru. İki tane değerli öğretmen arkadaşımız var. Aynı zamanda sporcu kardeşlerimizden öğrenci olanlar var. Beden eğitimi, BESYO bölümünü okuyorlar. Doğrudur. Doğrudur. Bu kaynaşmayı nasıl sağlıyorsunuz hocam sizler? Şimdi biz bu transferleri yaparken ben bu sene 7 tane transfer yaptım. Evet. Bunun 4'ü DSİ Spor'dan. İşte kimdi? Semih Hoca. Evet. Nurettin Hoca, Nurettin Karacan, Adnan Semih Dağ. Evet. Yunus Emre Usanmaz, evet, ve Halil Yıldız. Bu 4 tane sporcuyu biz DSİ Spor'dan transfer ettik. Transfer politikamız şuydu. Şunu da özellikle ben dile getireyim. Bu sporcuları transfer ediyorsan, bunlar ki süper amatörden oynayan, bir bütçe belirlemek zorunda kalıyorsun. Evet. Şimdi biz hocalarımızla görüştüğümüz zaman çok da mütevazi insanlar bu transfer ettiğimiz sporcu kardeşlerimiz. Bu konuda da ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Maddiyat ikinci plana kaldı bu sefer. Öyle bir kenetlenme oldu ki Nurettin Hoca ile Semih Hoca mesela öğretmen, Yunus Emre Mez. Aslında hobi olarak yapıyorlar. Nurettin Hoca, Semih Hoca. Kesinlikle. Yani severek bu işi yapıyor. Nurettin Hocam Suruç'un Payamlı köyünden, evet, arabasıyla salı ve perşembe günleri gelip idmanlara katılır. Masonda zaten futbol aşkı. Yani müthiş bir futbol aşkı var. Şimdi bizde ilk önce ben her zaman şunu söylüyorum. Badırlı Gençlik Spor'da. Badırlı Gençlik Spor bir aile takımı. Evet. Bunu her zaman söylüyoruz. Normal bir mahalli takım ama aileyi temsil ettiğinden dolayı ilk önce edep ve terbiye. Mustafa Kemal'in bir sözü vardır diyor ya, ben sporcunun zeki, ahlaklısını, en, evet, en önemlisi ahlaklısını, ben ahlak konusunu alıyorum, altını çiziyorum. Konuşurken de sporcuyla seçiyorum ben cımbızla. Evet. Yani yar dün mesela çok kritik bir maçtı. Tenzih ederek söyleyeyim, özür dileyerek de söyleyeyim. Farklı karakterde sporcuların olmuş olsaydı orada çok büyük davalar çıkabilirdi. Evet. Sporcuyu seçerken biz bu şekilde seçtik. Öğretmenini seçtik, öğrencisini seçtik. Mesela şu anda sol bekte bende oynayan Mehmet Cüt var. BESYO'yu okuyor beden eğitiminde. 99 doğumlu. Sağ bekte oynayan İmam 99 doğumlu. Bahsettiğim Halil 98 ya, doğumlu. Şimdi öyle bir yere değindiniz ki, evet, sağ sol bekleriniz maşallahları var. Çok iyi. Yani mütevazi mi mütevazi. Birazcık mesela imamda biraz gerginlik var. Ama evet, o sahanın içinde olan bir durum. Çok güzel bir. Mesela ben futbol azmine, hırsına hayranım. Evet. Müthiş bir azim, hırsı var. Atak ben... mı atak? Evet. Diyor yani mesela ya bir bekle ne beklersin? Atağa çıksın, ortaya kesin yeter. İmamda o da var. Evet. Şut çekiyor. İşte hücuma çıkıyor, yetmiyor, geri geliyor, savunmaya giriyor, kademeye giriyor, ters kademeye giriyor. Yani her an her yerde. Evet. Ben imama hayranım, gerçekten hayranım. Ben, Cüt da öyle kez aynı şekilde. Aynı şekilde şu anda yani ben şunu söyleyebilirim. Özellikle Mehmet Cüt ve bizim stoperde mesela bir Reşit Polat ve Mehmet Azemoğlu, bunlar 97-99 doğumlar. Elini kolunu salya salya bu adamlar Bal Ligi'nde oynayabilirler, yeter ki izlemeye gelsinler. Nitekim süper amatörün çoğunda teklif de aldılar biz takımı kurarken. İşte 1. kümeden Bozova Belediyespor'dan, Bozova 75. yıldan, Viranşehir Sanayi Spor'dan, süper amatörden 3-4 tane takımdan teklif geldi ama ben dedim ki ben iyi bir takım kuruyorum, hedefe kuruyorum. Ne yaptık? Eski ve yeninin sentezini yaptık. Genç bir kadro. Aynı zamanda da içerisinde 3-4 tane tecrübeli adamı koyduk. Kimdi? Santiforumuz İbrahim Halil Uyanık. Yılların santiforu, yıllarca süper amatörlerde top oynamış. DSİ'sinden, Genç, evet, Karakeçilisi'nden, 15 Temmuz'undan top koşturmuş süper amatörde ve 1. amatörde gol kralıkları yaşamış bir sporcu. Abilik için getirdik. Semih Hoca hakeza öyle 85 doğumlu. Nurettin Hoca 89 doğumlu. Bir de işlerinde abileri olmaları lazım ki o takımı frenleyebilsin bazı maçlarda. Başarı güzeldir. Evet. Başarı nasıl yakalanır? Ben her zaman söylüyorum. Ben ahlak dışı işlerle başarıyı sağlamışsam ben o başarıya başarı demem asla ve asla. Benim takım sahaya çıktığı zaman benim karşımdaki takım beni tebrik ederek çıkması lazım. Evet. Ben maçtan çıktıktan sonra diğer sporcu kardeşlerime veya diğer antrenörlere, kulüp başkanlarına selam verecek yüzümün olması lazım. Ben bu düsturla ben takım kuruyorum. Yoksa evet, şampiyonluk çok basit, gidersin 4 tane 5 tane çok üst seviyede sporcu getirsin. Şampiyon olmaman mümkün değildir. Evet. Ama şampiyon oldun. Ne oldu? Bittikten sonra. Süper amatöre çıktın. O takım gitti. Evet. Hadi bir daha takım kur. Yani öyle bir takım kuracaksın ki
Hem altyapıdan getireceksin. Evet. Sen tezden bahsettim ya. Evet. Bugün benim altyapım olmamış olsaydı veyahut geçen sene evvel seneki sporcularım olmamış olsaydı ben bugün 6 tane transfer yerine belki de 16 tane transfer yapacaktım. Başarı gelir miydi? Bence gelmezdi. Evet. Yani ya bir takımın gelse bile günübirlik olurdu. Günübirlik olurdu ki nitekim bu takımlar da mevcuttur şu anda liglere katılmayan takımlar. Evet. Şimdi bunlar Anadolu Gençlikler gitti, Memsi Sporlar gitti, evet. Kendir Sporlar gitti. Yani gider bir takımda ben her zaman söylüyorum altyapı olmadı mı o takım geleceği olmaz. Transferlerle bir yere kadar gidersin. Amatör takımsın ya her sene 10 bin lira 15 bin lira transfer yapmanın bir anlamı yok. Soruyorlar işte Badırlı Gençlik Spor para harcıyor. Müthiş para harcıyor. Vallahi harcamıyoruz. Her zaman diyorum ay yönetimim orada. Evet. Kulüp başkanım orada. Belli benim harcamam belli. Ben bu takımı belki inanmazsınız geçen Bedi hocayla da bir şeyimiz oldu Şahapoğlu. Evet. Halit Selam İbrahim evet, Bedi hocamıza da. Sevgilerimizi iletelim. Evet. Kaptanla konuşmuşlar işte. Ya çok güzel bir takım kurmuşsunuz. Kaptan demiş ki hocam sen biliyor musun Sabri Hoca kaça kurdu bu takımı? Ya dedi en azından bir 30-40 bine kurmuştur. Vallahi ben transferlerle birlikte bakın şunu çok açık söyleyeyim. 3.750 TL ben lisanslara vermişim. 2.250 lira da işte Halil Yıldız gibi öğrenciye vermişim 300 lira 500 lira ayakkabı alsın diye. Harçlıktır o da güzel. Evet ayakkabı alsın diye. Evet. Ben bu takıma 6.250 lira kurdum. 6.250 ve Bedi Hoca'nın lafı şu olmuş. O zaman Sabri Hoca'nın ve kaptanın heykelini dikmeleri lazım. Evet. Bize çok farklı lanse edildi. Badırlı Gençlik Spor işte her yıl 100 bin lira. 100 bin lira ne demek ya? Ya. 100 bin lira benim 100 bin liram olsun ben süper amatörde başa oynarım. 100 bin lira öyle basit bir para mı? Evet. Hepimiz amatörün içerisindeyiz. Hangi sporcuya sen 10 bin lira veriyorsun, 5 bin lira veriyorsun? Sporcunun aldığı para ne? Evet. Sporcularım şu anda beni izliyordur. Evet. Benim sporcuya verdiğim para, bunu da açık ve net söyleyeyim. Herkese bilsin ve sporcularıma da sorabilirler. Evet. Galibiyet başı 100 TL veriyorum ya. Galibiyet başı, maç başı değil. Hiçbir sporcuma peşinat vermemişim. Evet. 100 lira galip gelecek 100 lirasını alacak. Ayda 4 maç var daha 4 maç alsa 400 lira. Bu adam salı perşembe günü idmana geliş gidişi, maça geliş gidişi hesaplıyorsun otobüs parası değil. Bu para aynı değil. Aynı izleden geliyor. Evet bu para değil. Yani para bir yere kadar. Başarıyı yakalamak çok zordur. Siz de antrenörlük yapıyorsunuz evet. Ben de antrenörlük yapıyorum. Başarıyı yakalayabilmen için takımın psikolojisi, takımın oyuncularıyla birebirsin, işte kiminin cebinde belki bir çay parası yoktur, bir kahve parası yoktur. Aynen öyle. Yol parası olmayan aynen sporcularım öyle. Vardır benim. Aynen öyle. Ya o antrenörlerin işi çok zor hocam. Gerçekten. Çok zor. Yönetici olmak basit. Ben kulüpte yöneticiyim. Kardeşim bana ne kadar yazdın? Sabri hocam sana 2000 lira yazdım, bana 2000 lira verir. Al sana 2000 lira ben karışmıyorum. Evet. Bitti ne? Ama yöneticisin. İşin arka planında kimler var? Antrenör ve sporcular var. Çok çok önemli bu. Evet. Antrenörlerin kıymetini de bilelim. Kesinlikle. Diyorlar ya para var. Parayla her şey olur. Vallahi parayla her şey olmaz. Parayla olmaz. Saadet olmaz diye bir kesinlikle. Cümle vardır. Kesinlikle. Yani yerinde yani. Şimdi siz notlarınızı arırken ben evet. Baktım. Şimdi herhalde soracaksınız bu evet. Başarının altındaki şeyi. Yani sorularım yani. Aslında havada. Çünkü evet. Şöyle bir durum var hocam. İlk yarı için, şimdi ben daldan dala atlamak istemiyorum. Bağlantı kurarak ben gitmek istiyorum evet, da. Şimdi evet, aynı zamanda evet. Bir mesaj da gelmiş hocam. Ben o mesajı okuyayım. Tabii, buyurun. İsmini yazmamış arkadaşlar. Aha. İyi yayınlar Bayram Hocam. Evet. Sabri Hocama selamlar. Umarım evet, şampiyon tamam. Olarak görürüz kendilerini. Eyvallah. Kendisine Badırlı Hocası olarak değil de bir spor sever olarak hı-hı. Görüp şu soruyu sormak istiyorum diye bir soru sormuş. Evet. Eğer Badırlı şampiyon olursa hı-hı. İkincilik için kimi daha avantajlı görüyor? Bu soruyu seyirci olarak cevap verirse sevinirim. Evet. Eyüp, Bozova veya Telekom arasında kimi avantajlı görüyor diye bir soru gelmiş hocam. Güzel bir soru. Bunu size sorayım. Ondan evet. Sonra ben kendi soruma peki, geçeyim. Peki şöyle diyeyim. Şimdi az önce de bahsettik. Bizim Bozova'da ikili avarajımız çok iyi. Yani biz ikili ama avarajda Bozova'nın şey iki... Farz edelim ki Badırlı Gençlik Spor lider olarak çıktı. Evet. Şimdi Eyüp Spor ile Bozova Belediyespor arasında 4 puan var. Evet. Bakın. 4 puan var. Peki ikili avarajda kim var hocam orada? İkili avarajda ikinci maçları oynamamışlar. Ha, oynamamışlar. Son İlk hafta, maçta son Bozova hafta. Kendi sahasında 2-0 maçı aldı. Evet. 2-0 maçı aldı. Şu anda Eyüp Spor'un gol avarajı Bozova'dan daha iyi. Evet. Farz edelim ki Eyüp Spor da burada kendilerini 2-0 yendi.
az önce söyledim ya, Eyüpspor bu futboluyla B grubu ve A grubunda yenemeyeceği hiçbir takım yok. Dün oynadığım mücadele yapılırsa, bakın yapılırsa bunun altına imza atarım. Kim Telekom'un biraz daha şansı daha geride. Niye? Çünkü önünde Eyüpspor var, önünde Badırlı Gençlikspor var, önünde Bozova Belediye var. Bu üç takım kaybedecek ki Telekom Spor çıksın. Telekom dediğimiz Viranşehir, Viranşehir Gücü. Viranşehir Gücü. Evet. Ferhat Uzun Başkan'ın orada selamlarımı iletelim. Ferhat kendisine geçmiş buradan olsun dileklerimi de iletiyorum. Dünkü o bu maçtan hafta sonra tatsız bir olay yaşanmış. Tatsız bir olay olmuş. Geçmiş İnşallah en yakın buradan zamanda o da güzellikle hal olur. Ben Telekom'un şansı görmüyorum. Genelde ben tahminlerim de tutuyor. Evet. Tahminlerim tutuyor. Ben Yenişehir'in küme düşeceğini söylemiştim. Evet. Söylemiştim. A grubunda. A grubunda ve düştü de, düşmesi kesinleşti. Telekom'u ben şansını çok az görüyorum. Çünkü ben şu anda 7 puan fark atmışım kendisine. Bozova Belediye 9 fark atmış. 9 mu 4? Tabii 2 puan bizim üzerimizdeler ya. Eyüpspor'da 5 puan fark atmış şu anda. Evet. Şu anda. Benim tahminimce yani eğer Bozova Belediye, çünkü ben lider çıkarsam Bozova takılmış olması lazım. Evet. Çünkü ben çıkarsam ikili averajla çıkacağım. Evet. Bozova'nın takıldığı an ben birinci çıkarsam Eyüpspor playoff oynar. Playoff oynar. Kesinlikle. Neden? Eyüpspor şu şekilde. Dünkü Eyüpspor'u ben görünce Eyüpspor'un geç kalmış bir başarısını ben izledim. Ben sahada hiç bu kadar tedirgin olmamıştım. Tek oyuncu değiştirdim ben dün. Evet. O da sakatlıktan dolayı değiştirdim. Müthiş bir Eyüpspor vardı ve 2-3 tane de transfer yapmışlar. İşte Yusuf Binici, yanlış değilsem. Yusuf muydu ismi? Hüseyin Binici olabilir. Evet. Hüseyin Binici zaten onlarda. Haranova Spor'da oynuyor. Yusuf olması lazım. Orta sahadaki çocuk mu? Aynen esmer, öyle. Uzun boylu. Uzun boylu. Çok iyi ara toplar atan. Yani arkadaşın sorusuna şöyle diyeyim. Bizim lider olarak çıkmamız demek Bozova'nın takılmış olması demektir. Evet. Bozova bir puan kaybederse, Eyüp Bozova'yı yenerse ikili avarajda Eyüpspor playoff oynama ihtimali yükselir. Yükselir. Ha Bozova Belediye çıkarsa, bir de böyle bir şey yapalım. Diyelim ki Bozova Belediyespor hiç maç kaybetmedi. Evet. Bütün maçlarını aldı ve çıktı. Badırlı Gençlikspor'un playoff'u garanti. Çünkü Eyüpspor Telekom'la oynayacak. Şeyin Bozova'nın çıkması için Eyüp'ü yenmiş olması lazım. Eyüp yenilirse ben 5 puan fark atmış oluyorum. Evet, şu an 2 puan fark tabii, var. Ben de maçlarımı almış hesabıyla yapıyorum. Evet. Çünkü o ikisi, hatta üçü hükmenlerini almış. Badırlı Gençlikspor almamış daha. Bu hafta alacak. Tabii ki. Bu çok önemlidir bunlar. Bu hafta küme düşme potasında Yenihalspor Bozova Belediye ile oynuyor. Hatırlarsanız geçen hafta Ceylanpınar TİGEM'e 3-2 mağlup olan Bozova, evet, bu hafta Halspor TİGEM'i 2-1 mağlup etti. Halspor yabana atılacak bir takım değil. Şu an B grubu ateşten gömlek. Ateşten bir gömlek. Ne düşerini belli, ne şampiyonu ne playoff'u belli. Evet. Yani şimdi şöyle bir şey, A grubu belli oldu. Belli oldu. Çünkü Çamlı Dene'nin 3. ile arasında 12 puanlık bir fark oldu. Evet. Artık öyle bir şey. Eğitim Gücü yani 1 ile 2 arasında artık o gidecek. Küme düşen de sizin dediğinize göre Yenişehir, Yenişehir düştü. Yani tam ben orada en zayıf halkayı, ben Reha Gençlik'i de izledim, Karşıyaka'yı da izledim. Viranşehir Spor ve Viranşehir Belediye'yi de izledim. Gökli 75 zaten düşmez. Mümkün evet değil. En zayıf halka orada Karşıyaka Spor görünüyor. En zayıf halka. Transfer olarak yapılmazsa, eğer Karşıyaka Spor transfer etmezse en zayıf halka şu anda Karşıyaka Spor. Yani düşecek ben, ikinci takım. Karşıyaka'nın düşeceğini tahmin etmiyorum. Çok kötü bir futbol oynuyorlar. Ben geçen Yenişehir. Ama kapalı futbol oynuyorlar. Yani santrforu yok. Evet. Orta sahası çok kötü, çok ağır. Çok çok ağır. Bir kalecisi var, bir yılların hani diyorlar ya yıllanmış şarap diyelim, evet, öyle. Bir Osman Toprak var ki, evet, yani tebrik etmek gençlere lazım. 42 yaşında adamın attığı topu benim 19 yaştaki topçum atmıyor. Ben 2 hafta önce miydi, 3 hafta önce miydi Çamlıdere Spor'la hocam mücadeleleri vardı. Osman hocanın, buradan selam gönderiyoruz Osman evet abiye de. Tek yaptığı bir çalım var. Mateus çalımı. Evet. Yani herkes de onu yiyor. Hepsini de yiyor. Ya evet, şimdi bir analiz etmek lazım. Evet. Bu adam hani gerçekten çözemiyor ama. Evet. Hani nerede oh
Mateus çalımını atacağını kimse bilmiyor. Doğru, doğru. Bir anda atıyor. Yani rakip bek ne kadar çabuk olsa bir duraksıyor zaten gitti adam. Abi gitti o gitti. Tutamazsın onu. Ya keser topu ya şut atar kaleye. Kesinlikle. Bu hafta izliyorduk. Bizim kaptanlarla birlikte izliyorduk. Dedim ki bak Osman aynı hareketi yine gösterecek. Ve o hareketi yine sporcular yiyecek. Şimdi bunun göstermekten ziyade yani, yedirmek de çok önemli bir meziyet. Tabii ki. Yani Osman Hocam ben burada tebrik ediyorum gerçekten. Yani her hareket yerinde. Evet. Tık diye geçiyor adam. Aynen. Duruyor yani artık. Evet. Genç kara keçilerle ilgili bir dün bir olay vardı. Eğer hükmen 3-0 mağlup olursa bizim grupta düşecek takımlardan en şey. Çünkü 3 puan tenzili de söz konusu olacak. Evet. Joker oyuncu yani kaçak oyuncu diyelim. O tam kesinleşmemiş diye ona çok girmeyelim disiplin hocam. Disiplin kuruluna gönderilmiş. Evet. Hakem raporları ve sağ komiser raporlarında var. Ben haber aldım. Evet. Biliyorsunuz biz de program yaptığımız var. İçin evet. Yakinen ben takip ediyorum amatörü. Disiplin kuruluna gönderilmiş. Böyle bir durumda da yazık olacak ama takım kaptanı, kulüp antrenörü, oynayan kişi ve yerine oynatılan kişi birer yıl hak mahrumiyeti alacaklar. Futboldan uzaklaştırılacaklar. Evet. Yazık. Kesin işte sorun yani, değil. Hocam ben şimdi şey değinmek istedim. Şimdi biraz önce değindik de kapalı bir şekilde hemen hızlı geçtik. Tekrar geri gelmek istedim. Evet. Lig bitti denildi. Doğrudur. Badalı Gençlik Spor için. Özellikle ben bu soruyu sormak istiyorum size. Evet. Lig bitti denildi. Hı hı. İlk devre bitince 6 puanlı bir fark var. 7 puan. 7 puan. Evet. 7 puanmış yani 6 da değinmiş. 7 evet. puanmış. Şimdi bu geri dönüşü nasıl sağlamız? Yani biz Fatih Terim'in bir cümlesi var. Biz bitti demeden bitmez. Badalı Gençlik Spor için, Sabri Hoca için de o cümle kullanıldı mı? Veya mesela burada o kıvırcımı yakan. Şimdi bazen tamam evet sağ kenarında Sabri Hoca'nın muhakkak büyük bir etkisi vardır. Evet. Ama sağ içi de önemli. Tabii şimdi ki. Bir önce Halil Uyanık, İbrahim Halil Uyanık sanırım isimde. Evet. Ben kaptan olarak diyorum ona. Doğrudur. Şimdi Halil devreye girmiştir muhakkak. Kesinlikle. Yani kesinlikle devreye girmiştir. Evet. Nurettin hocam kesinlikle devreye girmiştir. Bu takımı nasıl ayağa kaldırdınız hocam diyecek. Ben buradan onların aracıyla size sormak istiyorum şimdi. Nasıl bu ayağa kalktı? Nasıl geri dönüş sağlandı? Yani bu haftaya kadar kafa kafaya giden bir lige geldi. B grubu ateşten gömlek. Ateşte, aynen. Nasıl bir iştir hocam bu? Şimdi püf noktası nedir? Yani bu azim başlarının püf noktası nedir? Onu anlatacağım. Onun hikayesi de çok farklı bende. 7. hafta puan durumuna ben baktığım zaman Bozova Spor, Bozova Belediye Spor 21 puanla lider. Hemen arkasından Eyüp Spor geliyor 14 puanda. Ondan sonra 13 puanda Viranşehir Spor ve 13 puanda Badalı Gençlik Spor 4. sırada. 7. hafta sonu. Tabii ki. Liderle aramız 7 puan. Evet. Şimdi futbolda gerçekleri konuşmak gerekir. 7 puan farkı gördüğün zaman benim gözüm korktu. Ama bir tarih tekerrürden ibarettir lafı vardır. Evet. 5 sene önceydi. Yine bu takım ama o zaman Şanlıurfa idman yurduydu. Evet, idman bütün yurdu. Spor severler çok iyi o takımımı bilir. 4-0 çektim ben o sene. İlk haftalarda. İlk hafta 4 haftada 0 puan çektim. Türbünde senin tek kardeşin oynadığı sezon muydu? Önceki. Önceki sezon. Önceki sezon. Kim vardı? İşte Ferit Hocalar vardı, Avukat Savaş vardı, Ömerler vardı. Hepsi genç takım. 19-21 yaş arası bir Ferit Hoca ile Savaş Hoca. O zaman 90'lı işte şu anki 95'li daha gençler onlar. Evet. 4-0 çektik biz tribünde bir maç izliyorduk arenada. Spor severler. Tabii beni görmemişler. Ben bu tarafta oturmuşum. Evet. Dediler ya idman yurdu düştü. İkinci takım kimdir acaba? Ben sesimi yetmedim ama biri dürttü ona da ya dedi ki Sabri Hoca burada ayıptır dedi. Evet. Dedi hocam dedi kusura bakma dedim yok. Ben de olsam onu düşünürüm çünkü 4-0 çekmişim. En yakın rakibim bana 10 puan fark atmış, 2 beraberlik almış. Ben bu 10 puan farkı nasıl kapatırım? Doğrudur. Ben olsam ben de öyle düşünürüm. Bir birecik maçıydı. Yenice'de oynuyorduk. Servise bindirdik sporcular. Ben bunu her programda da söylerim. Bir insanda inanç olması lazım bir sporcuda. Evet. İnanç varsa her şey yapılır. Evet. Gidiyoruz Birecik maçına. Dedim ki beyler 4-0 çektik. Servise gidiyoruz. Neden 5-5 olmasın? Evet. Ki oynadığım rakipler... Aslında siz ters psikoloji yapmışsınız. Aynen. Sporcuyu şartlandıracaksın. Sen inanacaksın başta. Evet. Sen inanacaksın ki inandırasın. Evet. Baktım servisin arkasına 2-3 tane sporcum güldü. Ben böyle bir hocayım. Ben inancı olmayan sporcuyla ben devam edemem mümkün değil. Evet. Kaptana dedim kaptan bir servisi durdurur musun? Durdurdu. Arkadaşlar niye güldünüz?
Direkt 11'de oynayan 4 tane adam. Ya dedi hoca yani olacak bir şey söyle dedi. İn. Dedim bir zahmet. Malzememi indir arkadaş dördünüz de inin. Evet. Ama şok oldular çünkü. Biri takım kaptanım. Evet. Biri gol kralı. Geçen senenin gol kralı. İn arkadaş. Ya hocam falan filan mümkün değil dedim. 4 tane genci takviye ettim. O gün Bilecik'te 1-1 kaldık. Ondan sonra 11'de 11 yaptık. Şampiyonluğu son hafta. O zaman Bozova gücüydü. Bozova gücü Halfeti'ye yenilmemiş olsaydı Şanlıurfa idman yurdu o gün süper amatöre çıkacaktı. 4'e 0 çeken bir takım. Ve ben yine burada 21 puan 7 puanlık bir farkı gördüm. Bilecik maçıyla oynuyoruz. Evet. Sporcularımı topladım. Dedim ki beyler tarih tekerrürden ibarettir. Yine bir Bilecik maçı ve Bilecik maçında kim kaybetmiş? Eyüp Spor gitmiş deplas. 0-0 kalmış. Puan alamamışlar. Evet, bence bir o haftaya kadar da 9-9 mu gidiyordu? Tabii neydi? Ki Bilecik müthiş bir takım. Basık kuran bir takım. Evet. Tarih tekerrürden ibaret edecektir dedim. Bugün Bilecik maçıyla başlıyoruz. Var mı içinizde inanmayan dedim. Var mı idman yurdunun 4 sporcusu gibi dedim. Herkeste bir birliktelik, bir inanç gördüm ben. Gözlerinden fışkıran ışığı gördüm. Ve ben dedim ki bu takım bu puan farkını kapatacaktır. Nitekim yönetimin bile artık işin bırakmış bittiğini, tabii ki yönetim hesap sormaya başladı ki haklarıdır. Hocam ya nedir bu, iyi bir takım kurmuşuz, niye bu durumdayız? Evet. Bekleyin dedim, ilk yarı bittikten sonra biz konuşalım. Çünkü ben bu sporculara inanıyorum, ben bu sporculara güveniyorum. Bu sporcular bu işi bitirecek. Nitekim ilk devre bitti, aramızdaki puan farkı 3 kaldı. Ama bir Bozova deplasmanı var. İkinci yarının ilk maçı. İlk maçı. Bozova beni yenerse 6 puan fark atıyor. Yine Bozova götürecek. O inançlı, her zaman söylüyorum, 15 tane sporcu var bende. 6 tanesini gönderdim. Evet. İnancı olmayan, ahlakı olmayan, arkadaşına saygısı olmayan sporcuyla hiçbir kulüp devam etmezsin. Çünkü zarar verir. 32 kişilik kadromda 15 kişi kaldı. Ben 15 tane aslan yürekle Bozova'ya gittim. Bütün spor severler oradaydı. 5-0 alacağım maçtı. 6-0 alacağım maçtı. Çünkü direkten dönen toplar. Halil Uyanık hayatının futbolunu oynadı. 9 maçta. Hayatının futbolunu oynadı. Semih Hoca hakesi öyle. Nurettin Hoca hakesi öyle. Mehmet Cütün'den, kaleci Ömer'inden kaleciler elimde patladı benim. Üçüncü kaleciyi ben kaleye koydum ve şu anda Urfa Amatör'ün en süper kalecisidir. Dün Eyüp Spor maçında 90 artıda çıkardığı topla bir puanı kazandırdı. 2000 doğumlu. O bir puan da şampiyonluk. Bir puan mi? Ben sporcularım üzüldü. Bana mesaj da attılar. Hocam niye böyle oldu? Biz beraberliğe mi çıktık? Hayır. Ben hiçbir zaman beraberliğe çıkmam. Sabri Hoca hangi takımın başındaysan mutlaka galibiyetle çıkar. Çıkar. 5 yer ama yaslanmaz geriye. Açık futbol oynar. Evet. Ben nasıl bu başarı geldi? İnançla geldi. Nasıl bu başarı geldi? Sporcuların kendine güvenmesiyle geldi bu başarı. Birliktelik bu olursa sağladıktan sonra. Kesinlikle. Sonra yöneticileri aradım. Buyurun gelen hesabı yapalım. Evet. Hocam dediğiniz çıktı. Yani bir takımda, bir sporda, futbolcuda inanç varsa yapamayacağı iş yoktur. Ve bugün ben yine inanıyorum benim arkadaşlarıma, sporcularıma bu işi birincilikle bitirecekler. Ben playoff'a kalmayacağım. Bunu da iddia ediyorum. Peki ben güveniyorum. Şöyle bir soru sormak istiyorum o zaman. Şimdi o biraz soruyu soran arkadaşına bağlantılı olarak. İkinci olarak yani Badal eğer birinci olursa Bozova'yla Eyüp'ten birisi herhangi bir tanesi çıkacak artık. İkinci olarak playoff oynayacak. Evet. Şimdi öbür tarafta da Viranşehir Eğitim Gücü var ve Çamlıdere var. Eğitim Gücü ikinci sayalım. Kimi şansı görüyorsunuz? Ve Çamlıdere Spor'u diğer taraftaki sizin gruptaki ikinciyle oradaki ikinciyi karşılaştırmak istiyorum. Siz hangi takımlara şansı görüyorsunuz? Ben şöyle diyeyim. A grubunda Viranşehir Eğitim Gücü lider bitirir. Tamam. O zaman ben şimdi soru... Yani şöyle. Fikstüre baktığın zaman daha avantajlı. Ama Karşıyaka deplasmanı var sizin mesela. Karşıyaka, bak, az önce ben Reha söyledim. Reha var. Karşıyaka düşecek. İnşallah dediğim çıkmaz. Yani illa mutlaka bir takım düşecek ama. Düşecek ama şu anda en zayıf halka Karşıyaka Spor'dur. Ben Viranşehir Eğitim Gücü'nün oradan direkt çıkacağını tahmin ediyorum. Çamdere kötü bir takım mı? Değil. Bakın. Evet. Şu ana kadar 14 haftada
sadece bir mağlubiyet aldı. O da rakibinden. Rakibi de namağluptu. Evet. Şayet şöyle bir durum olursa diyelim ki ikinci bitti orası. İkinci Şanlıure. Bitti. Burası peki İçin. Kim? Buranın ikincisi kim olsa Eyüp olsa veyahut Bozova Belediye olsa ben 3 maçına denk geldim. Çamdere maçını izlemediğim için bir şey demiyorum. Eğer o futbolunu oynarsa Viranşehir Eğitim Gücü benim izlediğim Çamdere maçında. Evet. Burada 2 tane maçını daha izledim. Eğer o futbolunu oynarsa buradan çıkan hangi takım olursa olsun Viranşehir Eğitim Gücü'nü eler. Ya oradakini eler. Tabii. Bakın son maçı ben görmedim. Evet. Eler ne şekil eler? Çünkü bizim gruptaki takımlar çok dirençli takımlar. Topu çok genç takımlar ve tecrübeli takımlar var. Eyüp Spor'dan bahsettim ya. Evet. Bozova Belediye kötü bir takım değil. Hayır, kesinlikle. Yani bugün Bozova Gücü'de Muhammed Göçmez'i, kaleci Gökhan'ı, Mehmet Felhan'ı, Eken'i, evet. Gökhan Doş'u. Evet. Bunlar birinci amatörün üzerinde sporcular. Eğer gördüğüm Viranşehir'se, bakın yine söylüyorum ben son maçını izlemedim. Viranşehir birinci bitirelim hocam orayı. Evet. Çamlıdere'ye başlayalım. Şimdi Çamlıdere ile buradaki ikincisi. Bozova diyelim. Çamlıdere, Bozova. Sizce kim o? Çünkü ben orada artık iki takım var. Evet. Burada ise kritik. Evet. Burada Bozova ile Çamlıdere'nin şansını kimin yüksek görüyorsunuz? Ben Çamlıdere'yi alır diyorum. Niye? Niye? Çamlıdere koşan bir takım. Bakın bu çok önemli. Amatörde koşan takım kaybetmez. Bakın. Evet. Orada tecrübe var. Bozova'da. Tabii ki. Yani yıllarca. Ama final maçlarının tecrübesi etkili. Ona geleceğim aynen. Bizim 4 sene önce finalde kaybettiğimiz maç gibi. Finalların. Karageçiler maçı mıydı? Tabii ki. Evet. Süper amatöre çıkma maçıydı. Evet. Ben de o senenin yani düşünün şu anda Osman'dan bahsettik. O dönemin en iyi Osman'ı bendeydi. Evet. Muhammed Göçmez bendeydi. Sizdeydi. Ahmet Yılmazlar bendeydi. Boateng'ler bendeydi. Evet. Evet. Ümit Karacanlar bendeydi. Yani Ahmet Çiftçiler bendeydi ve Urfa'nın en iyi kalecilerinden o dönemin Evren Efe demiş bendeydi. Evet. Tek favori bendim. 10 maç, 100 maç yapsaydık Badırlı Gençlik alırdı. Ama final maçları çok sıkıntılı maçlardır. Evet. Zorlar. Koşan takım ne yaptı o gün? Ortada oynayan bir tane öğretmen arkadaşımız vardı hoca. İsmini şu anda hatırlamıyorum. Hakan hoca. 20 numaralı. O gün Hakan hoca Genç Karakeşili süper amatöre çıkardı. Niye? Hı. Tecrübesi. Evet. Ya ben o gün mesela ben de maç izledim. Sizler evet. Mesela bir oyuncu sahadan çıkan bir oyuncu vardı. Mesela o takımın direncini %50 düşürdü diye kanaatindeyim. Belki o an yorulmuştu, belki sakatlığı vardı. Çıkan kimdi biliyor musunuz? İsmini bilmiyorum. Osman'dı işte. O zaman yağmur gibi ortalar geliyordu. Evet. Ceza alanına benim ya Osman sakatlandı. Bak herkes diyor ki Sabri Hoca sen nasıl Osman'ı çıkardın? Ben Osman'ı çıkarmadım. Yani Osman da o. Sakatlandı. Tarak kemiğine büyük bir darbe aldı. O zaman, yürüyemiyordu. Çünkü ondan sonra tabii, genç karakterler açıldı. Evet. İkinci yarın başlarıydı sanırım. 50. 55. Aynen. Aynen. Doğru. Osman sakatlandı. Peki Çamlıdere Spor'la Eyüp Spor'u karşılaştırdığınız zaman. İkisi de koşan ekip çok kıyasıya bir maç olur. Evet. O maçın skorunu ben tahmin edemiyorum. Bir şimdi ben ne maç. Dedim biliyor musunuz? Çamlıdere Gençlik Spor'un topçuları koşan. Evet. Mücadele eden bir takım. Bozova durarak top oynayan bir takım. Mücadele yok Bozova'da. Onun için ben Çamlıdere'yi şanslı gördüm. Evet, ama Eyüp'e karşı tecrübe kazanır mı derseniz kazanabilir. Ama Eyüp Çamlıdere playoff'unda iki takım da kıran kırana geçer. Dünkü maçtan daha zevkli bir maç çıkar ortaya. Eğer playoff'a kalınırsa. Yine Badırlı Gençlik Spor Çamlıdere playoff'u da olabilir. Eğer Bozova kaybetmezse. Yani Bozova kaybetmezse benim tahminim şu anda Bozova Eyüp Spor maçında takılır. En az beraberlik. Ondan öncesinde takılacak takım var mı? Var. Bu hafta Hal Spor çok zorlu geçecek. Evet. Küme düşme potasında. Eyüpiye Belediye maçı çok zorlu geçecek. Küme düşme potasında ve Eyüpiye Belediyesi'nin de topçuları hepsi topu bilen tecrübeli evet, sporcular. Evet, evet. Kalecileri Halil Tut bugün biraz idman yese Urfa'nın amatörün en iyi kalecilerinden bir tanesidir. Aynen. Ben zor yendim. Koşan bir Badırlı Gençlik Spor olmasına rağmen zor yendim. Bozova Belediye'nin tek dezavantajı şu, beni izliyordur da belki evet. Şu anda yani şöyle
Futbol güzelliktir, spor dostluktur diyorum. Her zaman bunu söylüyorum ama abi, tabii ki insanın gönlünden Bozova ister ki Bozova çıksın, ben isterim ki ben çıkayım. Evet. Bozova'nın tek dezavantajı koşmuyor. Koşan sporcusu yok. Bir Muhammed Göçmez var. Maşallah. Bak Allah star etsin. Yani şu anda o da Halil Uyanık gibi yani müthiş takımını bir performans sırtlıyor. Takımını galibiyete taşıyor. Evet. Bir Eken var, bir Doş var. Geriye koşan yok. Hiç koşan yok. Ne stoperleri, ne sağ bekleri, sol bekleri, ne orta sahaları koşmuyor. O sebepten dolayı playoff'ta Bozova tecrübeyle kazandı, kazandı. Kazamaz. Ben her zaman, siz de biliyorsunuz antrenörlük yapıyorsunuz. Evet. Koşmayan takım daima 1-0 mağluptur. Mağlup durumdadır. Evet. Aynen hocam, programımızın sonuna doğru geldik. Evet. Şimdi bir mesaj var. Ondan sonra duygu düşüncelerinizi alıp programı kapatacağım. Evet. Eyüp Evren diye bir arkadaşım mesaj atmış. Hocam kaç haftadır Badalı maçını izliyorum. Evet. Bir 5 numaraları var. Allah nazarlardan korusun. Evet. Tam bir bal ligi topçusu. Doğru söylemiş. 5 numaranız? Reşit Polat. Reşit. DSİ Spor'dan geçen sene transfer ettim. Evet. 95 doğumlu. Hem fiziki yapısı hem kafa yapısı. Müthiş bir sporcu. Yani doğru söylemiş. Tebrik ediyorum. Teşekkür. Kim buradan göndermişse. Yani, Eyüp Evren diye bir arkadaşım. İyi tespit yapmış. Hasan Babacan da, Hasan hocamız da mesaj, evet, atmış. Hocam iyi akşamlar. Çok güzel bir program oluyor. Sabri hocam az bütçeyle çok iş yapıyor. Başarılar diliyorum kendilerine. Teşekkür diyorum ediyorum kendisine. Evet. Duygu düşüncelerinizi alıp programı kapatacak. Arkadaşlar işaret ediyorlar. Hasan hocama teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Evet, düşük bir bütçe. Bunu her zaman ben söylüyorum. Gerçekten abartıldığı kadar değil. Badalı Gençlik Spor yılda 100 bin, 150 bin lira para harcayacak bir kulüp değildir. Yönetime başta Ferhat Karadağ olmak üzere Abdülkadir Karadağ, Mustafa Bey, Muzaffer ve Ahmet Aslan abime, özellikle Ahmet Aslan, ne zaman sıkışırsam bir telefonla yanıma gelmiştir. Maddi manevi desteklerini esirgememiştir bizden. Badalı Gençlik Spor çok cüzi bir bütçeyle bu başarıyı yakalamıştır. Ve inşallah sezon sonunda artık şampiyonluk, onların hakkı şampiyonluğu da istiyorlar. İnşallah bu sene süper amatör tadına varacaklardır. İnşallah. Liglerde mücadele eden bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Son 3 haftaya girdik. Özellikle fair play çerçevesinde maçların geçmesini temenni ediyorum. Ve çok çok önemli bir nokta daha. Çünkü artık bu olaydan sonra şimdi amatörde şu olaylar dönmesin artık. Kim düşecekse düşsün, kim kalacaksa kalsın ve kim şampiyon olacaksa şampiyon olsun. Birbirine bu sezon hiç olmazsa temiz birlik diliyorum ben. Bu çok çok önemlidir. Bir takımın iddiaları vardır. Çünkü bunu özellikle izleyiciler söyledi. Hocam çıkıyorsan program, belki kendi programında söyleyemiyorsun, evet, ama hiç olmazsa orada söyleyin. Ben hiçbir takımın bir takıma yatacağını ihtimalini vermiyorum. Burada bütün amatör camiası rahat olsun. Yani işte falan düşecek, evet, ve buna maç vereyim o düşsün. Ya da buna vereyim o şampiyon olsun. Çok teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Keşke geniş bir zaman olsaydı amatörü daha güzel konuşsaydık. Evet. Güneydoğu TV ailesine başta size olmak üzere çok çok teşekkür ediyorum. Amatör takımlarımıza da başarılar diliyorum. Hak edenin şampiyon olacağı bir lig diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz hocam. Aynı zamanda mesaj gelmiş. Viran Şehir'den mesaj gelmiş. Evet. Selamlar olsun Bayram hocam. Eğitim Gücü Spor Kulübü adına size ve tüm spor kulüplerine başarılar diliyorum. Sabri hocama da başarılar diliyorum. Yılmaz Doğan hocamız, Eğitim Gücü'nün antrenörü. Hocamı mesaj bu hafta yapmış. Davet edeceğiz programımızın. İnşallah amatörce programı. Konuğu tebrik ediyorum. Ben fikrimi de söyledim. Viran Şehir Eğitim Gücü lider, yani birinci olarak bitirir. Ben İnşallah hocam bu, hak eden kazansın, evet, diyorum. Çamlıdere bana kızmasın. Yok, çünkü Halit Başkan aram diyorum. Güzeldir. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık hocam. Geldiğiniz için. Ben de buradan tüm amatör kulüplerine başarılar diliyorum. Sorunsuz, sakatsız, müsabakalar olmasını temenni ediyorum. Fair Play çerçevesi adı altında güzel oyunlar, maçlar oynansın. Yeter ki kardeşlik bağımız kırılmasın, evet, ve bozulmasın diyorum. Önümüzdeki hafta farklı bir konukla karşınızda olmak üzere. Mutlu akşamlar, mutlu yarınlar diliyorum. We'll be right back.